Bu neydi şimdi Turan Bey? Anlamadım Gevaşlı. Soru bile sormadılar. Sanırım bizim üzerimizden bir yerlere mesaj veriyorlar. Ömer'i hala getirmediler. Demek ona bir şey soruyorlar. Mesela bu ölen istihbaratçıysa ona sormaları lazım. Malum tetiği o çekti. Sana da mı bir şey sormadılar Harbi? Damat tutuk çıktı. Anlaşılan halbet sonraya kaldı. Şamil Bey çok yüklendi mi sana? Bir anda azmetmek kolay değil. Kendine biraz zaman ver. Siz bana zaman vermediniz ki. Ben kendime vereyim. Yukarıda açık vermemek lazım. Kusura bakma. Sıra sende. Damat biraz sert çıkmış. Ne oldu? Avukat hanım vaktinde yetişemedi mi? İnşallah ötmemişsindir. Okşamadıklarına göre seni. Muhabbetin iyi. Maşallah. Bir sıkıntı var mı Atilla? Şimdi birbirinize girecek zaman değil. Hele buradan bir çıkalım. Ne derdiniz varsa dışarıda halledersiniz. Ne sordular sana? Bir şey sormadılar. Bu daha başlangıç. Haddinizi bilene kadar devam edeceğiz dediler. Yapıp yapacakları bu kadar. Daha fazlasına güçleri yetmez. Çok mu telefon geldi Gürkan Bey? Sabrımın sonu geldi. Mesajı almadıysanız tane tane anlatayım. Dostlarımız da, düşmanlarımız da çok iyi biliyorsunuz. Bundan sonra bu ülkenin düşmanlarıyla değil iş yapmak, selam verenin kafasını kopartırım. Atın bunları dışarı. Ömer. İyi misin? İyiyim. Dışarıda konuşalım. Ece. Kızım gecenin bu vakti sen ne geziyorsun burada? Burada alıp getirmişsin yanında sanki bir işe yarayacak gibi. İlaçlarını getirdim amcacığım. Böbrek mi getirdin, dalak mı getirdin? Ne ilacı? Bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeyim.
Geçmiş olsun. Yakınlarını kaybetmişsin. Onun için de başın sağ olsun demek istedim. Sağ ol. Size de teşekkür ederiz avukat hanım. Neden? Sizi mağdur yerine koyacak kadar saf olduğum için mi? Ağır kesicileriniz. Ece. Hadi gidelim kızım ya. Sabah ettik zaten burada. Tansiyonum düştü. Gidelim bir tuzlama yiyelim de.